Öğrencilerin öz disiplini yüksek, sorumluluk duygusu kazanmış, özgün, yaratıcı düşünceye sahip, insani değerleri özümsemiş bireyler olarak yetiştirmelerine olanak sağlayan Özel Takev Anadolu Lisesi'ne konuk oluyoruz şimdi. İzleyelim. Merhabalar Altın Rehber izleyicileri. Samsun'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda Özel Samsun Takev Anadolu Lisesi'ne misafir oldum. Yanımda Oktay Bey var. Merhabalar Oktay Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Oktay Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz efendim? Ben 19 Mayıs Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Samsun Takev Anadolu Lisesi'nin de büyük kurucu ortağıyım. Peki hocam, Özel Samsun Takev Anadolu Lisesi'nin Samsun'a kattığı avantajlardan biraz bahsetsek neler söylersiniz? Şöyle çok kısaca bizim öykümüzü anlatmak istiyorum. 3 yıl önce büyük kızım lise giriş sınavlarına hazırlanırken Samsun'da ciddi bir yabancı dil öğreten ciddi bir okul olmadığını fark ettim. Ondan sonra arayışlara girdiğimizde karşımıza İzmir Takev Lisesi çıktı. 17 yıl önce kurulmuş, çok köklü bir okul. Birinci dilleri Almanca, ikinci dili İngilizce. Ve Almanca bilmenin çok avantajları olduğunu da fark ettiğimiz için Takev ile birlikte bu yola girdik. 2 senedir Samsun'da öğrencilerimize hazırlık sınıfı olan bir lise kazandırdık. Çocuklarımız bu okulu bitirdiklerinde Almanya'da üniversite okuma imkanı kazanıyorlar, Avusturya ve İsviçre'de. Türkçe dilde akademik dilimiz olduğu için üniversite sınavlarına da Türkiye'de çok iyi hazırlıyoruz çocukları ve isterlerse Türkiye'de kalıyorlar, isterlerse yurt dışına gitme imkanı buluyorlar. Oktay Hocam, Özel Samsun Takev Anadolu Lisesi'nin yaptığı çalışmalardan biraz bahseder misiniz dil dışında? Hazırlık sınıfında 23 saat Almanca ve 9 saat İngilizce ile çocuklar iki dile de oldukça hakim oluyorlar. Daha sonra dil ağırlıklı devam ediyoruz. Akademik derslerimiz Türkçe olduğu için öğrencilerimizi üniversiteye de iyi hazırlıyoruz. Takev'in bir kuralı var: mutlu çocuklar başarır. Eğitim sektörüne, daha doğrusu eğitimde daha yakından çalışmalar yaptığınca şunu fark ettim. Öğrenciler okulu sevdiklerinde, öğretmeni sevdiklerinde kendileri çalışmalarını yapıyorlar. Bir zorlama olmadan kapasitelerin en üstüne çıkartmaya çalışıyoruz. Tabii her öğrenci aynı seviyeye ulaşmayabilir ama herkesin ulaşacağı bir Everest noktası var. Biz okulda öğretmenlerimizle birlikte çocukların kendilerini keşfetmesini, ulaşabilecekleri o Everest noktasına ulaşması için bütün eğitim programını organize ettik. İzmir Takev'in uyguladığı bir program var, onu uyguluyoruz. Çok işine sahip, işini seven öğretmenlerle çalışıyoruz. Şu ana kadar da velilerden gelen bilgiler de oldukça olumlu. Herkes okulda mutlu ve en iyi başarıyı elde edeceklerini düşünüyorum ileriki üniversite sınavlarında da. Oktay Hocam, bu güzel röportaj için size çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Altın Rehber ekranlarından tüm Türkiye ve dünyaya neler söylemek istersiniz? Şöyle, öğrencileri serbest bıraksınlar. Öğrenci kendini keşfetmek için ona bir fırsat tanınması gerekiyor. Çok fazla teste boğularak öğrencinin düşünme yeteneğini baskılamayalım. Bu da öğretmenlerimize ve okullarımıza. Öğrencinin hedef koyabilirsek öğrenciye, kendine bir hedef koyarsa bir öğrenci, o başarıyı elde edecektir. Ama işte üniversite sınavına geldiğinde ben ne olayım diye hala karar vermediyse artık çok geç. Ve ben tıp fakültesinde öğretim üyesiyim. Tıp fakültesine gelen öğrencileri görüyoruz. Esasında doktor olması gerekmeyen, doktor olmaması gereken bir öğrenci profili ama doktor olmuş. Yani çok daha farklı branşlarda başarılı olacakken sonra Türkiye'de mutsuz iş sahibi insanlar artıyor. Hayattaki amacımız mutlu olmak olduğuna göre bu mutluluğu öğrencilerimizden esirgemeyelim. Onlara hedef koyması için bir eğitim sistemi yaratalım ve yabancı dil çok önemli. Yabancı dil öğrenmeleri için de hazırlık sınıfı olan okullar açalım. Ciddi derecede eğitim verelim ve dünya vatandaşı yetiştirelim.